Tüy doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu. O anlar kameraya yansıdı. İstanbul'da ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaş doktorla tartışma yaşadı. Doktorun kapıyı kapatması sonucu tartıştığı şahsın iki parmağı koptu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Esenyurt'ta ilaç yazdırmak için devlet hastanesine giden vatandaşın doktorun üzerine kapıyı kapatması sonucu parmağı koptu. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İki parmağı koptu. Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre Murat Aksar isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti ve sonra olaylar değişik bir şekilde cereyan etti. Buyurun izleyelim arkadaşlar. Bir hastane koridoru görüyorsunuz. Önde bekleşenler, girenler, şu anda girdi vatandaş, dışarı çıkmaya çalışıyor, çıktı, içeriden kapattılar herhalde, hemen oraya onlarca kişi toplandı, toparlandı. Evet, insan hayatının bu kadar kıymetsiz olması, değersiz olması ülkemizde çok acı. Bazı doktorların halkı, vatandaşları böcek gibi, sinek gibi görmesi maalesef, yani rast geldiğimiz devamlı olaylardan birisi. Her doktor için söylenmez ama fakat bazı doktorlar çok kibirli, kendilerini tabiri caizse küçük dağları ben yarattım edası ile iş yapıyorlar. Vatandaşı mağdur ediyorlar. Vatandaş üzülüyor, hor görülüyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Evet, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda Murat Aksar'ı ilaç yazdırmak için doktora gidiyor. Doktor tartışma sırasında Aksar'ın üzerine kapıyı kapattı. Kapı kapanması üzerine Aksar'ın iki parmağı koptu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Aksar'ın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması, Aksar'ın parmağının kanaması ve görevlilerin yeri temizlemesi yer alıyor. Biraz daha sükunet tavsiye ediyoruz. Özellikle şu sıkıntılı günlerde sağlık personelinin daha bir sakin olması lazım. Vatandaşlarımızın da sağlık görevlilerine, doktorlara yardımcı olması gerekiyor ama fakat halka yapılan bu davranışı hiç hoş karşılamadığımızı belirtiyoruz. Eğer bu durum tam tersi bir şekilde cereyan etmiş olsaydı, yani vatandaşın değil de doktorun parmağı kopmuş olsaydı, kanaatim o ki bütün tabip odaları, Türkiye'nin 81 vilayetindeki tabip oda başkanlıkları açıklama yapar. Sağlık personelimize karşı, doktorumuza karşı bu nasıl bir şey derlerdi. En güçlü dernek benim kanaatim o ki tabip odaları, doktor dernekleri ve maalesef kendi dertlerine sahip çıktıkları kadar halkın sorunlarıyla da pek ilgilenmiyorlar. Kanaati halkta oldukça yaygın. Lütfen halka tepeden bakmayı bıraksınlar. Halka daha yakın davransınlar. Çık dışarı, git dışarı, ben sabahtan beri yüzlerce, binlerce hastaya bakıyorum falan gibi mazeretlerle halkı devamlı tepeden gören o kibirli, müntekebbir edalarını bir kenara bırakmalarını istiyoruz. Lütfen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tevazusunu doktorlara da görmek istiyoruz. Yani Fahrettin Koca şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi sağlık bakanlarından birisi olarak Türk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İnşallah gerçekten de sağlık personeli de halka daha yakın davranır diye ümit ediyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a iman olun aziz dostlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı, zili açmayı lütfen unutmayın.